Sayıştay raporlarına yansıyan bir konu da elektrik faturaları. Her faturadan %1 oranında kesilen elektrik enerjisi fonu. Dağıtım şirketlerinin bu fonu devlete ödemesi zorunlu. Ama rapora göre 37 şirket ödemedi. Para nerede belli değil. Muhalefet de, tüketici de tepkili. Buyurun, 1093 lira. Kaç metrekare dükkanınız? 19 metrekare dükkan, 1093 lira. Bir tek lambalar mı yanıyor? O kadar, başka hiçbir şey yok. Kullandığım 870 lira. 215 lira fazla ödemiş. Bunun ne olduğunu ben vatandaş olarak soruyorum ve cevabını istiyorum. Tüketicinin kendi faturasında sorduğu o 215 lira enerji bedelinin dışında, vergi ve fonlar kısmında KDV, BTV, TRT payı ve enerji fonu olarak alınıyor. İşte o enerji fonunu dağıtım şirketlerinin devlete ödemesi zorunlu. Ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na ilişkin Sayıştay incelemesinde 2020 yılında 37 şirketin bu parayı devlete hiç ödemediği, 18'inin de eksik ya da gecikmeli ödeme yaptığı tespit edildi. 37 şirket vermemiş. Resmi ödenmesi gereken, bütçeye gitmesi gereken para cep bütçesine gitti demek. Şimdi ülkede o kadar çok hırsızlık varken onların yaptığı mı şu an sorun oldu? Adamlar da kendi ekmeğine bakıyorlar baktığında. Evet tam yine olan halka oluyor, yalan yok. Ama adamlar da bu şekilde kendi yolunu buluyorlar. Onlar ne yapsın? Şirketler vatandaştan bu parayı alıp kasalarına koymuşlar. Bu para şirketlerin değil, devletin parası, vatandaşın parasıdır. Açma kapama parası 40 lira, 50 lira, 60 lira. Yani ödeyemediğinizde hemen kesiliyor. Hemen kesiliyor. Hiç yaşadınız mı? Çok yaşadık. İki tane çocuk büyütüyorum. Evet. Yani o kadar çok zor şartlarda geçiniyoruz ki. Kendim müzisyenim. 13-14 ay çalışmadık. Bir yıldan fazla süre işsiz kalan müzisyen aileden de, elektrik olmadan işini yapamayan esnaftan da kuruşu kuruşuna faturasını istiyor dağıtım şirketleri. Ödenmediği takdirde de tüketici faturasını ödemezse hemen bu dolapların kapağı açılıyor ve elektrikte kesinti yapılıyor. Ama Sayıştay raporu ortaya koydu ki tam 37 elektrik dağıtım şirketi elektrik enerjisi fonunu ödemedi. Yani vatandaştan parayı aldı ama devlete vermedi. Enerji Bakanlığı da bu paranın peşine düşmemiş. Oysa vatandaşlarımız bir kuruşluk faturasını ödemese hemen peşine düşerler, elektriğini keserler. Devlet bütçesinde olması gereken paramız şahısların cebinde. Bu ülkede hangi paranın nerede olduğu bilinmedi zaten. O yüzden çok şaşılacak bir şey değil bence bu. Devletin ne yapması lazım? Bu duruma bir an önce el koyması gerekiyor devletin. Başımızdaki Sayın Başkanımızın bu işe bir el atması veya Enerji Bakanı'nın bu işe bir el atması gerekiyor. Bu sizin, benim, onun konuşmasında olmuyor. Ben gerçekten hükümete yakın bir insanım ve şu ana kadar hükümetten, yani Tayyip Erdoğan'dan başka kimseye oy vermedim. Ama bu faturalar konusunda, özellikle elektrik faturası, artık sözün bittiği yerdeyiz. Ben şimdi bir elemanım yanımda çalışıyorsa onun yaptığı her işi kontrol ediyorum, denetliyorum. Devlette böyle olması lazım. Yani bu paralar nereye gidiyor? Şu şirketler neden para ödemiyor? Nasıl anlatabilirim ki? Artık konuşacak halimiz gerçekten yok. Yani gerçekten iyi durumda değil insanlar.